Giray, neye dikkat ediyorduk? Maske ve mesafe. Aferin sana. Evet arkadaşlar, maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Evimizde kalarak sağlık çalışanlarımıza destek oluyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Sosyal mesafeyi koruyorum, evde bal tutuyorum. Sağlık çalışanlarına destek oluyorum. Biz bu pandemiyi şöyle düşünüyoruz. Bir savaş ve bu savaşta en cephede çalışanlar, savaşanlar, sağlık çalışanlarımız. Bunlara bir destekle biz olabilmek için ne yapabiliriz diye biz yola çıktık. İşin neticesinde de dediğim gibi hani bir sosyal sorumluluk projesi haline getirdik. Sağlık çalışanlarımıza nasıl faydalı oluruz? Bir kişiyi daha nasıl bilinçlendiririz? İşte dediğim gibi hani böyle bir yere geldi. Şu anda güzel bir katılım var. Daha da büyüyeceğini düşünüyoruz biz bu işin. Yapmış olduğumuz etkinliği bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördük. İnsanların biraz daha hani katılımının fazla olması için, bir kişiye daha fazla ulaşabilmek için sonuçta bu projenin ucunda da küçük böyle sembolik bir rakam olarak, hediye olarak belirledik. İnsanların biraz daha katılımını fazlalaştırmak için. Amacımıza da ulaşmaya başladık işin aslında. Her gün videolar geliyor. Gelen videoları biz tek tek izledikten sonra sosyal medyada paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonuna kadar bu sürecek. Hafta sonunda pazar günü bitirmiş olacağız bu sorumluluk projemizi. Akabinde oluşturduğumuz hakem heyeti tarafından videoların içerisinde eleme yaparak en iyi videoyu ve en iyi sosyal mesajı veren kişiyi birinci seçeceğiz. Belirlediğimiz o sembolik rakamı kendisine hediye olarak takdim edeceğiz. Balıkçı derneğiyiz aslında ama bu süreçteki hani bizim için önemli olan kısım balıkçılığı ön plana çıkartmak değildi. Sağlık çalışanlarımıza nasıl destek olabiliriz? İnsanlara verdiğimiz mesajda bir kişi daha nasıl dahil edebiliriz bu süreçte destek olmaya diye düşündük. Bu yola çıkarken de şöyle bir slogan aslında belirledik. Mümkün oldukça evden çıkmayalım. Çıkmamız gerektiği durumlarda ise devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Sağlık çalışanlarımıza biz de destek olalım sloganıyla yola çıktık. Videonun içerisinde de görmek istediğimiz aslında buydu. Sağlık çalışanlarımıza yapabileceğimiz destek, verebileceğimiz destekti. Gelen videoların içinde de şu ana kadar biz amacımıza ulaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza destek adına gelen mesajlar, İnsanların bilinçlendiğini aslında yavaş yavaş bir şeyleri gördüğünün farkına vardık. Buyur sen de. Biz balıkçılar olarak baktığınızda tuttuğumuz balıkları salıyoruz. Bununla ilgili daha önce de bir sürü görselimiz ve haberlerde de konu olmuş durumlarımız var. Doğal hayata salınmış bir hayvan bile bizim için çok kıymetli. Kaldı ki bir yeni insan çok çok daha kıymetli. Şu mantıkla hareket ediyoruz. Bir sıfırdan büyüktür. Kazanılmış, kurtarılmış her bir birey toplum için binlere hitap ediyor aslında. Çünkü bir kişi bir kişiyi getirir ve bu hani damlaya damlaya göl olur. Gördüğünüz gibi malzemelerimi düzenledim. Böyle bir tertibat yaptım. Şu an ava gidebileceğim zaman istediğim malzemeyi istediğim gibi çok rahat bulabilecek bir pozisyona getirdim. Sizler de evinizde pandemi sürecinde boşluklarda olta malzemelerinizi, takımlarınızı böyle tertipleyerek de vakit geçirebilirsiniz. Mesela bu 20 gram kurşun, mantar, bu 1 gram mantar. İkisi de ayrı ayrı avlanıyor, ayrı balıkta kullanılıyor. Ya da işte avlanma mantığında hangi balıksa hedefin, onun için kullanıyorsun. Pandemi sürecinin hani en kısa sürede bitip bunları da tekrar suyla buluşturacağımız zamanı bekliyoruz. Dediğim gibi önce hayırlısıyla şu süreçten bir kurtulalım. Biz de bunları tekrar kullanmak nasip olacak inşallah. Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu'nun
Pandemi döneminde Espalder farkındalığı adı altında düzenlemiş olduğu yarışmaya katkı sağlayan, evlerinde videolar çeken, maske, mesafe, hijyen kuralları konusunda halkımızın bilinçlenmesi için çaba harcayan Espalder ailesine, sağlık çalışanları adına teşekkür ediyor. Bu etkinliğe verdiği hediyelerle destek olan Aykut Avbayi'ne hayırlı işler diliyorum.